Kısa süre önce ameliyat olan genç kızın kolunda alçı vardı. Görevliler onu kolundaki alçıyla sınava almadı. Koca bir yıllık emeği çöpe gitmesin diye sınava 5 dakika kala kolundaki alçıyı gözyaşları içinde kestirdiler. Sınava girdi bu şekilde. Ancak sınavdan çıktığında gözyaşları halen dinmemişti. Bir hafta önce bileğinden ameliyat oldu. Doktoru ona bu belgeyi verdi ama genç kız kolundaki alçı yüzünden sınava alınmadı. Kör bir bıçakla kolundaki alçı kesildi. 18 yaşındaki Tuğba acı ve gözyaşı içinde sınava girebildi. Çok insafsızlar, sadece onu söyleyeceğim. Yani vicdan yok gerçekten. Tuğba Yıldız bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlandı. LYS için ter döktü, testler çözdü. Ama geçtiğimiz cuma günü bileğindeki bir rahatsızlık yüzünden ameliyat olduğu için kolu, sol bileği alçıya alındı. O sınav için bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyordu. Çünkü doktorundan bununla ilgili rapor da aldı. Ancak sınava gireceği okula geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Hani mecbur gelmek zorunda. Sınavımı erteleyemezdim. Hani girer girmez hani kadın alamayız deyince ben direkt şok oldum hani. İddiaya göre bir gün önce kolundaki alçıyla sınava alındı. Ama bir gün sonra ikinci oturum için Esenler'deki ilkokula geldiğinde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Dün aldılar ve bugün almadı. Hani bir yılın bütün çöpe gitti. Ne olacaksam o sınavına mı gidecek? Tuğba'nın kolundaki alçı işte bu. Sınava girerlerken bu alçı yüzünden son 10 dakika kala içeri almadılar Tuğba'yı ve sınava çocuklara giren diğer veliler bu duruma çok üzüldü ve kendi çabalarıyla Tuğba'nın kolundan bu alçıyı bıçakla keserek çıkardılar. Sınav var dedik doktoruna. Doktor da bize bu kağıdı verdi. Şu kağıdı. Kızımın alçısı elimde kaldı. Korkma kızım, korkma. Bir şey olmaz. Tasla var, imtihanı çıkar Allah'ın izniyle ya. Ağlama kızım, ağlama. Ona... ÖSYM'nin sınav kurallarına göre adayların kolu ya da bacağı alçıya alındıysa doktordan aldığı belgeyi ÖSYM'ye göndermesi gerekiyor. Ama genç kızın iddiasına göre o sınavdan önce konuyla ilgili bir araştırma yaptı. Ama böyle bir bilgiye ulaşamadı. Araştırdığım zaman da bana hani hiçbir sıkıntı olmayacağını falan da baktım. ÖSYM arıyoruz, hiç kimse açmadı sabah. Tuğba sınavdan çıkar çıkmaz babasına sarıldı. İkili sökülen alçıyla birlikte hastanenin yolunu tuttu. Öğrencilerin sınavdaki değişmez stresi ise 9.45 kuralıydı. Adaylar sınava vaktinde yetişebilmek için adeta maratoncu gibi koştu. Arkadaşlar son 10 saniye. Var mı bekleyen gelen? İstanbul'da sınava sadece 2 dakika geç kalan bir öğrenci kapıdaki demir parmaklıklara tırmandı. Oğlum çıksana yukarı, bağırsın yukarıdan. Gidecek bir şey değil. Açmaz. Abi de geldim ben de, hemen de atar mısın? Maalesef alamıyoruz. Ya. Diğer velilerin de ısrarı işe yaramadı. Kural gereği öğrenci içeri alınmadı. Ya kardeş, yap bir inisiyatifini kullan canım ya. Bir tane yap, bir tane ya. Saat 09.50, 45 itibariyle. 47 geçiriyor da. Antalya'da da bir kız öğrenci ayağındaki halhal yüzünden sınava alınmayınca okul bahçesinde zamana karşı yarıştı. Tüm Türkiye'de saatler 9.45'i gösterdiğinde ise son uyarılar yapıldı ve kapılar kapandı. Evet arkadaşlar, sınava girecek öğrenci kalmasın. Bir dakika sonra bile kimse içeri alınmadı. Nefes nefese kaldım ya. Ya önceki sistemi çok iyiydi. 15 geç kala. 15 geçe yetişebiliyorduk bir şekilde. Gitti bu yıl. Bir yerimiz gitti.